Hey, ilk ben açabilir miyim? Ne? Ha, bu hiç adil değil. Amanım. Sanırım çok erken konuşmuşum. Bu şey resmen benden uzun. Üstünü zar zor görebiliyorum. Bir dakika. Ne oldu? Bu merdivenin işime yarayacağını biliyordum. Buna inanamıyorum. Neredeyse vardım. Vay! Şu mutlu çifte bir bak. Aa, bana çiçek mi aldın? Ah, Wendy, biraz yardım edebilir misin? İnanamıyorum. İn aşağıya. Ah, teşekkürler, çok naziksin. Şimdi sıra bende. Ya, bu minicik ufacık bir kek. Üstelik en sevdiğim renkte. Ne? Ne oluyor orada ya? Amanın, iyi misin? Of, aşkın gözü kör olsun. Hey, şu şirin kekine bir bak. Hadi yiyelim. Çok leziz. Hayır, sıra bende. Peki. Aa, bundan biraz daha fazlasını bekliyordum. Ne yapacağımı biliyorum. Bluzumu koruyayım. Hadi bakalım. En iyi şekilde değerlendirmek lazım. Sütlü çikolata. Heyecanlandım. Her neyse. Evet. Ah, vay canına, buna inanabiliyor musun? Ne? Hepsini yemen imkansız zaten. Ne yapsam ki? Hey, aç bakalım kocaman bendi. Aynen öyle. Evet, tam buraya. Sayı. Senin sıran. Bu an mı? Atıyorum. Pembe geliyor. Beni bekletme böyle, hadi. Ne? Hepsi bitmiş mi? Uf. Aman neyse. Sorun yok Wendy. Dur bir saniye. Pardon. Selam. Ne? Dur bakalım. Hayır. Vay. Kesinlikle bunu istiyorum. Çok daha iyi oldu. Bak, kim bunların hepsini istemez ki? Hemen yumulalım. Yer fıstığımı. Bunların hepsini yiyebilirim. Aa, çok güzel görünüyorlar. Bana ne çıkmış? Sadece bir tane mi? Daha adaletsiz olabilir mi? Öf. Ne yapacağımı buldum. Neden içmeyeyim ki? Eritilmeye hazır ol bebeğim. Şimdi de ıslatalım. Bu cidden uzun sürüyormuş. İşte oldu. Çok lezzetli görünüyor. Üstüne biraz da krem şanti iyi gider. Peki, biraz değil bayağı fazla olsun. Hadi gömülelim şuna. Yani daha ne kadar güzel olabilir ki? Krema gibi. Amanın, ağzın mı yapıştı? Dayan biraz. Bu işe yarıyor mu? Bu sonra çözecektir. Buldum. Alo? Tamam. Bu mesaj işe yarayacaktır. Ha? Kevin yazdı. Ah, beni sevdiğini söylüyor. Artık bir erkek arkadaşım mı var? Pekala, açıyorum. Dur, o da ne? Ah, beni kandırdın. Ama sanırım bana bir kola çıktı. Fena değil, bir şeyler içebilirim. Güzel ve ferahlatıcı.
Pekala, sanırım sıra bende. Ah, bana da kola gelmiş. Ama bu çikolatadan bir kola. Çok lezzetli. Sanırım içinde bir şey var. Şekermiş, içi şeker dolu. İçi şeker dolu çikolatadan bir şişe, bu harika. Of ya, şimdi de benimki beni hayal kırıklığına uğrattı. Biraz alabilir miyim? Hayır, onlar benim. Ne? Cidden mi? Ne gıcık. Şimdi de onun üzülmesine üzülüyorum. Bu sorunu çözecektir. Hazırlıklı olsan iyi olur. Dur. Acaba ne oldu? Yok artık, benim de çikolatadan kola şişem oldu. Sağ ol Madison, şerefi. Parmak savaşında seni fena yendim. Son turda ilk ben açıyorum. Yumurta çikolatalar. İyiymiş. Umarım bana da bu kadar güzel şey çıkar. Bende de yumurtalar var. Ama bunlar gerçek yumurta. Bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, yazık sana. Ben yumurta çikolatalarıma daha da fazla çikolata katacağım. Fazla çikolata diye bir şey yoktur. Evet, çikolata cennetinde gibiyim. Evet, harika görünüyor. Belki bu gerçekten katı yumurta değildir. Hayır, kesinlikle öyle. Sanırım kurnazca bir fikrim var. Dikkat et, dikkat et. Kaptım. Şimdi planıma devam edeyim. Bu yumurtanın üstüne biraz taze çikolata süreceğim. Evet, güzelce kaplandı. Pekala, bu kadarı yeter. Madison, bak, gerçek yumurtamı çikolatayla kapladım. Vay canına, bu yediğim en güzel şey. Gerçekten mi, öyle mi? Pekala, ben de deneyeceğim. Hadi değişelim. Peki, madem istiyorsun. Ne de çok var. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi çikolata kapla şu yumurtayı. Buna kandığına inanamıyorum. Bunun tadı iyi değil. Fena kandırdım. Brian, ne kötüsün. Eminim bu tür çok güzel olacak. İşte burada. Score. Hangi tabak daha iyi, karar veremiyorum. Hadi öğrenelim. Başlayalım mı? Tüm şu renklere bir bak. Acıktın mı? Açlıktan ölüyorum. 1, 2, 3. Güzel şeyler ağızda erir. Öyle mi? Bekle. Benimkiler onunkiler kadar küçük değil. Buldum. Sadece yeniden düzenlemem gerekiyor. Hazır. Mükemmel. Şimdi bunları tek bir lokmada yiyebilirim. Kocaman ağaç. Hadi ama girin bakalım. Evet, işte bu iş böyle yapılır dostlarım. Seninle nasıl yarışabilirim? Önce ben açabilir miyim? Lütfen. Tamam. Bu lollipop kocaman. Sence sende de var mıdır? Vay canına, umarım vardır. Burada hiçbir şey yok. Bu saçmalığa inanabiliyor musun? Of, bu çok kötü. Dur, biraz sihir yapayım. Neredeyse hazır. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Biraz daha? Tabii ki. Sadece biraz daha sihir. Bu kadar yeter mi? Bunu yapabileceğimi bilmiyordum. Ağzım nasıl sulandı bilsen. Çok güzel kokuyor. Bu gerçek pamuk şekeri. Ağzım da eriyor. Bu çok lezzetli. Çok güzel. Lizzie,
yılbaşı ağacı gibi parlıyorsun. Ne? Ellerim. Baştan aşağı parlıyorum. Sakin ol. Daha da kötü hale getirdin. Bunu bilerek yaptın. Vurma artık, açma zamanı geldi. Böyle bir jöle pasta. Bak nasıl sallanıyor. Ay canına, hem de kocaman. Nasıl oldu da bana muz geldi? Ha? Kabuğu biraz garip. Yok artık, içim buzlu jelibon dolu. Bir sürü lezzetli jelibon. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok parlaklar. Umarım tatları güzeldir. Yaşasın, tatları güzelmiş. Oo, boing boing jöleli düğün pastası gibi. Ah, bir gün ben de güzel bir gelin olacağım. Ah, bu gelinlik harika. Ve jöleli düğün pastam da burada. Sonuçta bugün düğün günüm, o yüzden yesem iyi olur. Ne? Hayır! Neden bir maymunla evleniyorum ki? Ah, amanın, hayalim birden kontrolden çıktı. Ama neyse ki hepsi hayalmiş. Maymun muz yiyor! Ya şundadır ya bunda, sıra kimde acaba? Yaşasın, ben kazandım, işte başlıyorum. Vay canına, sarı bir içecek. Bir dakika, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Aa, bu içecek değil, jelibon. Oo, çok havalı. Ben de birazcık alabilir miyim? Lütfen. Aa, dur bakalım, sakin ol. Daha ben bile tadına bakmadım. Yumuşacık. Oo, vay canına, aroması çok güzel. Ya çok kıskandım. Hala yemeğe devam mı ediyor? Çok uzun sürdü ve ben çok acıktım. Bu hayatımın en kötü günü olabilir. Of, kendimi çok bitkin hissediyorum. Aa, çok güzeldi. Al bakalım. Hey, uyuyor musun? Ha? Enerjisi bitmiş herhalde. Oo, belki de kapağını açmalıyım. Hii, küçük bir şeker makinesi var. Alıyorum, bana kızma. Çok sevimli ve minik. Umarım bu şeker yakıtı uyanmasını sağlar. Vay canına, kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yaşasın, şeker yakıtı işe yaradı. Aman, gerçekten de tüm yolları deniyor. Neyse, ben kendiminkini açacağım. Hey, hemen atlama bakalım. Beraber açmalıyız. Yaşasın hamburgerler. Sarı bir hamburger bir fotoğrafı hak ediyor. Hey, fotoğrafımı çekebilir misin? Güzel pozlar çek. Tamamdır, bu kadar yeter. Teşekkürler. Sonunda hamburger yeme zamanı. Eldivenleri takalım. Yarışa var mısın? 1, 2, 3, başla. Onu kesinlikle yeneceğim. Of, olamaz. Bana yetişiyor. Ah, hamburger bayağı güzeldi. Ya çok hızlı yiyor. Bu da ne? Ha? Neler oluyor? Ah, biri beni yukarı çekiyor. Olamaz, olamaz. Hemen saklanmalıyım. Sıra sende Kimberly. Bir CD mi?
Vay canına, çok güzel. İçinde en sevdiğim müzik türleri var. Müzik ruhun gıdasıdır diye boşuna dememişler. Oo, çok kıskandım. Vay canına, muhteşem görünüyorsun. Benim mikrofonum mu var? Saçlarıma ne oldu? Oh, hadi müzik başlasın. Sıra sende Kylie. Emin misin? Pekala. Seninkini aç o zaman. Tamam. Oh, bana da bir CD çıktı. Üzerinde çok gizli yazıyor. Acaba bu kadar gizli olan şey ne? Hadi izleyelim de ne olduğunu öğrenelim. CD'yi yerleştirelim. Ve gizli sırları keşfedelim. Hey, bu sensin. Yanındaki de Joe. Ya, birlikte ne kadar şirin görünüyorsunuz. Ya. Tamam, bu çok utandırıcıydı. Hayır, olamaz. Öpüşmemiz olamaz. Bununla katlanamayacağım. Kapat şunu. Joe, seni seviyorum. Hadi önce kimin başlayacağına karar verelim. Makas kağıdı keser. İşte başlıyorum. Bu pudralığı her zaman kullanabilirim. Üstelik çok şık. Gerçek bir inci mi? Bu bir servet değerinde olmalı. Hem de hepsi benim. Ne? Bir dakika. Bir tane daha mı var? Ah, oh, sanırım hiç bitmeyecek. Gördün mü? Bir sürü incim oldu. Kaç tane olduğunu sayamıyorum. Şunlara baksana. Onlarla ne yapacaksın peki? Sanki sonu hiç gelmeyecek gibi. Ne yapacağımı buldum. Göz alıcı değil mi? Bunlardan satmaya başlamalıyım. Herkes bir tane ister, haksız mıyım? Ne düşünüyorsun? Sıra sende. Bu kesinlikle bir pudralık değil. Ah, bu bir çikolatalı makaron. Nefis görünüyor. Ona ben karar veririm. Teşekkürler. Ha, hatta daha iyi bir fikrim var. Bekle biraz. Vay canına. İşleri biraz abartacağım sanırım. Kim daha fazla çikolataya hayır der ki? Bence bu kadarı yeterli olabilir. Tadına baksam mı? Hmm, olağanüstü. Hatta... Kylie! Bu şimdiye kadarki en iyi fikrimdi. Biraz fazla kaçırmış olabilir misin? Vay canına, çikolata gerçekten de mutluluk veriyormuş. Sanırım artık çikolata bağımlısıyım. Ah, neredeyse kendiminkini unutuyordum. Benim güzel çikolatalı makaronum. Gel buraya. Bu kadar uğraştığıma değdi doğrusu. Oraya kurabiyelerine bayılıyorum. Özellikle de kurabiyeleri ayırmaya. Önce kremayı yemek onları yemenin en iyi yolu. Şimdi kurabiyeleri geri koyacağım çünkü onları istemiyorum. Oreo yeme zamanı. Hey, bu da ne? Bunda hiç krema yok. Thomas, bu ne? Aha, yazık sana. Sona kalan dona kalır. İnanmıyorum, sen çok... Of, en azından yumuşak marshmallowlarım var. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Hey şapşal. Bak beyin gücümle neler yapabiliyorum. Beynim o kadar muhteşem ki kurabiyenin kremasını büyütebiliyorum. Nasıl? Bunu nasıl yaptın? Söyledim ya, beyin gücünü kullanman gerekiyor. Peki bir deneyeyim bakalım. Büyü bakalım krema. Daha da büyü de seni de yiyebileyim. Şey yaramıyor. Hey, parmaklarını sana gösterdiğim gibi kullanmayı unutuyorsun. Aa, doğru, yeniden deneyeyim. Hadi ama kurabiye, bunu yapabilirsin. Kesişik güçlerimi dinle.
kurabiye kırıldı. Kurabiyeyi çok güzel kırdın. Hey, şuna bak. Bu marshmallow'du. Seni kandırdım. Ah, çok bilmiş. Aman neyse. Vay canına, biraz tatlı şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Oo, bu olamaz. Hadi ama yemekten önce tatlı yok. Kuralları biliyorsunuz. Şunları alıyorum. Eğer atıştırmalık istiyorsanız şunları alabilirsiniz. Cidden mi? Elma ya da portakal olsaydı en azından. Şaka mı bu? Bunları nasıl yiyeceğiz? Bana bakma, hiçbir fikrim yok. Neyse ki yanımda çekiç taşıyorum. Olmaz. Asıl ihtiyacım olan testere. Of, ne diyorum ben ya. Bu elektrikli aletlerin halledebileceği bir iş. Hey, ne yapıyorsun? Çekirdeklerle uğraşmadan bütün suyu içiyor. Bunu nasıl yaptın? Narını ver de göstereyim. Narı yan koyup ortadan ikiye kes. İşte meyveler içinde. Küçük çekirdekleri kaplamış haldeler. Bütün bu meyveli çekirdekleri çıkarmalısın. Sonra işin kolay. Dev bir şırınga al ve içini doldurmaya başla. Sığdırabildiğin kadar koy. Şimdi arkasında takalım. İşte oldu. Ağzına sıkman için hazır. Tadı çok güzel. Çekirdekleri dert etmene gerek yok. Zeka küpürsün. Pekala Claire, bir meydan okuma seç. Bende küçük, sende büyük var. Evet. Şöyle gözümle kocaman bak. Benimki de minik ve moral bozucu. Aa, seninki devasa. Bak, kendi yansımamı görebiliyorum. Of, bu çok sıkıcı. Hala hiçbir şey yapmadılar. Ben biraz iğrendim gibi. Göz yeme zamanı. Evet, bayağı iğrendim. Ha? Benim küçük gözüm de sanki beni gözlüyor gibi. Julie! Julie! Küçük göze bak. İşler tuhaflaşmaya başladı. Bilemedim Claire. Bana normal jüreden bir göz gibi geldi. Sanırım öyle. Şunu ağzıma atayım. Tadı nasıl? Bir dakika, bu da ne? Minik bir kamera. Hey, göz yuvanın içinde bir sürpriz varmış. Al minik kamerayla resmimi çek. Gülümse. Oo, bu çok iyi oldu. Öf, yine işler sıkıcı olmaya başladı. Hey Claire, baksana. Ay, iyi değil. Biraz daha çek. İşin eğlencesi kaçtı yalnız. Yeter. Şu saçını savurma bir kere daha. Julie, minik kameraya ne oldu? Aa, bilmiyorum ki. Hey, meydan okuma kartım nerede? Bak burada. Sihir. Hadi ama, yine mi küçük? Sushi. Benimki normal bir dilim. Rulonun tamamı olsaydı bari. Claire, o sushi kafan kadar. Biliyorum, ne harika değil mi? Neyse, sushi sushi'dir. Boyutuna bakılmaz. Mideme in bakalım sushi. Ben de yemek çubuklarımı aldım. Bir dakika. Ben çubukları yani nasıl kullanacağım ki? Hadi iki elle deneyeyim. Uf, olmuyor. Fazla ağır. Aslında çubukları boş ver. Oo, bak wasabi. Wasabi'ye bayılırım. Büyük sushi'ye çok wasabi gerek. Vay canına Claire. Abarttın sanki biraz. Hiç değil. Fazla wasabi diye bir şey yoktur. Sushi'ye yumulma zamanı izle. Oo, bu... meydan okumacılara bir baksam iyi olur.
Oo, büyük sushi yiyor. Biraz değişiklik yapsam nasıl olur? Jolly, ağzıma bütün bir balık mı aldım? Ağzına bütün balığı aldı. Ben ilk başlayabilir miyim Adam? Ve kaldırıyorum. Pizzaymış. Hem de sucuklu, en sevdiğim. Vay canına. Koca bir çörek kadarmış. Ve ekstra sucuklu tabii. Ölmüşüm de sanki peynirli soslu bir cennete gitmişim gibi. Ya ben? Bana bu aptal parça mı kaldı? Her neyse. Bunu biraz yerinden oynatmam lazım. İlk ısırık her zaman en iyi olandır. Evet, olay bu. Benimkinin kenarına geldim bile. Bu kadar çiğnemekten çenem ağrımaya başladı. Hey, biraz ister misin? Çapşallık yapma, o senin. Hepsini yerim sandım. Bu biraz ilgi çeker işte. Öyle mi dersin? Gümbürtüyü duyuyor musun? Neler oluyor? Chloe, dikkat! Herkes pizzaya saldırıyor. Neyse ki artık gidiyorlar. İnsanlar pizzayı asla reddedemez, değil mi? Vay canına! Umarım bunun altında bir pizza vardır. Birini bekliyor muydun? Bu Adam'a. Bir şey sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Tuhaf. Sence ne var bunun içinde? Ha? Buton gibi bir şeymiş. Ben de bakabilir miyim? Aa, Adam. Kafam mı ufaldı? Tekrar bas. Tekrar bas. Hadi. Vay canına. Bakayım şunu. Chloe, kafam mı büyüyor? Kafam neredeyse boynumdan kopup düşecek. Senin kafan zaten her zaman biraz büyüktü. Vay canına. Bu ne ya? Ver şunu. Hayır, çok eğleniyorum. Bırak şunu. Hadi ama. Çok mu istiyorsun? Bu pek hoş olmadı. Burada ne oluyor? Bunların altında bir şeyler oluyor. Kapakları kaldırsak mı? Vay canına! Altında ne varmış gerçekten görmek istiyorum. Hazır mısın? Beraber kaldıralım, tamam mı? Benim tahmin ettiğimden daha tuhaf çıktı. Evet, müthiş! Yine başlıyoruz. Şahane! Hamburger mi yiyoruz? Ve üstünde peynir de var. Dünyanın en güzel kokusu. Aynen. İşte yine oluyor. Vay! Cidden mi? Çok büyük haksızlık. Bana gayet adilce geldi. Şu pastırmanın büyüklüğüne bak. Kıskandın mı? Eminim benimkinin tadı daha iyidir. Sen nasıl mutlu olursan kanka. Bugün biraz büyük bir peçeteye ihtiyacım var. Bu senin yatak çarşafın mı? Hadi gömülelim. Çok iyi geldi. Kanka, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. İğrenç. Bunu seyrettikten sonra hala aç mıyım bilmiyorum.